العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Türkiye'den, İstanbul'dan, Özbekistan'daki bulunan kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şeriflerini mübarek eylesin, bereketli eylesin. Ramazan hayır ayı, rahmet ayı, bağışlanma ayı. İnşallah Yüce Rabbimiz bu ayda hep beraber bütün bir ümmet olarak Özbekistanlı kardeşlerimiz, Türkiye'de kardeşlerimiz olarak affedilen kulların safına gireriz inşallah. Bağışlanan kullardan oluruz inşallah. Kur'an-ı Kerim bu ayda indi. Bu şerefli ayda Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuruz. Rabbimizle konuşmuş oluruz adeta. Ona daha çok yaklaşmış oluruz. Bu ise her birimizi birbirimize daha çok yaklaştırır. Çünkü biz mümin kardeşleriz. Bizim kardeşliğimizin tek sebebi var, o da iman kardeşliği. Bu iman kardeşliği, iman arttıkça bu kardeşlik artar. Kur'an-ı Kerim ayetleri okundukça imanımız artar. Öyleyse Kur'an'la buluşmak kardeşliğimizi pekiştirecektir. Bu selamlaşmalarımız, beraberliklerimiz daha da bizi birbirimize yaklaştıracaktır. Elhamdülillah Türkiye'mizle Özbekistan arasında çok güzel bir kardeşlik köprüsü kuruldu. İşin başındaki cumhurbaşkanlarımız, Özbekistan Cumhurbaşkanımız, efendim Türkiye'deki Cumhurbaşkanımız kardeş kardeş kucaklaştılar. Bizler çok sevindik. Hep beraber mutlu olduk, huzurlu olduk. Cenab-ı Hak inşallah bu kardeşliğimizi her seviyede daha da geliştirir. Bizler ümmet olarak, kardeşler olarak birlik ve beraberliğimiz ne kadar elhamdülillah gelişirse hepimiz kazanırız. Hem dünyada kazanırız, hem ahirette kazanırız. Muhterem kardeşlerim, İstanbul uzun yıllardan beri Ramazan-ı Şerif ayını çok güzel bir şekilde kutlar. Mesela minarelerimizde böyle bir sevinç gösterisi olarak, Ramazan-ı Şerif'e kavuştuğumuzun bir işareti olarak ehlen ve sehlen ya şehr-i Ramazan, hoş geldin ey Ramazan-ı Şerif ayı diyerek onu karşılarız. Camilerimizde ilahiler okunur, müezzinler. Ezanlar çok gür sesle okunur ve hep beraber camiler hep dolar. Yani bu Ramazan-ı Şerif ayında bizim bütün camilerimiz dolu doludur. Yani Müslümanlar, erkek, kadın, çocuk hepsi birden camiye koşarlar ve camide hep beraber kardeşlik olur. Bazı camilerimizde iftarlar verilir. Vakıflarımız, derneklerimiz, Müslüman kardeşlerimize iftarlar verirler. Bu iftarlara fakirler daha çok çağrılır. Zenginler de gelir, çocuklar gelir, büyükler gelir, devlet adamları gelir. Böyle kardeşlik yaşanır. Ramazan-ı Şerif bizim için bir kardeşlik mevsimidir adeta. Bunun için biz Ramazan-ı Şerif'te birbirimize karşı daha çok saygılı oluruz. Birbirimize karşı kötü söz söylemeyiz. Birbirimize karşı nezaketimiz artar, letafetimiz, inceliğimiz artar. Daha da güzelleşiriz. Ramazan-ı Şerif'te şeytanlar bağlandığı için adeta kötülükler azalır. İnsanlar birbirlerine karşı daha pozitif enerji verirler. Yani müsbet bakarlar, güzel bakarlar. Herkes birbirine selam verir. Ve Ramazan-ı Şerif ailelerimizde, evlerimizde farklı yaşanır. Mesela iftar davetleri veririz. Akrabaları davet ederiz. Akrabalarımızı, yakınlarımızı, kardeşlerimizi, fakirleri davet ederiz. Evlerimizde iftarı beraber yaparız. Onlarla aynı sofraya otururuz. Aynı sofraya oturunca kardeşliklerimiz daha da pekişmiş olur. Hem gündüz hem gece ibadet hayatımızı daha da çoğaltırız. Mesela namazlarımızı daha çok cemaatle kılarız. Gece namazlarını kılarız. Gündüzleri nafile namazlar eda ederiz. Zikirlerimizi çoğaltırız. Bunlar hep Ramazan'ın bereketinden daha fazla istifade etmek içindir. Cömertliklerimizi artırırız. Herkes mesela zekatlarını, fitrelerini, infaklarını bu Ramazan-ı Şerif'te daha çok verir. Verir ki bu ay herkes için bir bayram ayı olsun. Herkes bu ayda daha çok dinini fark etsin, dinini daha güzel yaşasın. Ve bu bir aylık adeta ibadet kampı yaptığımız, bu Ramazan ayında aldığımız güzellikleri senenin diğer günlerine yayalım isteriz.
İnşallah hep beraber hem Türkiye'de hem Özbekistan'ımızda bu Ramazan-ı Şerif büyük bir bereket olarak memleketlerimize, gönüllerimize sebep olur, vesile olur da ümmet olarak kazanırız. Yine biz ümmeti bir bütün düşünüyoruz. Onun için Filistin'deki kardeşlerimizin şu anki mazlumiyeti, Kudüs'ün esareti hepimizi üzüyor. Oralar için de elimizden gelen gayreti gösteririz. Dualar ederiz. Oradaki kardeşlerimize yardımlar ederiz. Nerede bir mazlum varsa, mahzun varsa, hüzünlü insan varsa onun yanında olmak bizim vazifemizdir. Biz kardeşiz. Allah kardeşliğimizi daim etsin efendim. Allah'a emanet olunuz. Sizlerden dua bekliyoruz. Hem ülkemize hem ümmeti Muhammed'e sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Son olarak Özbekçe ifadeyle Ramazan mübarek bolsun efendim.